Covid aşısından sonra da birçok soru gelmiş. Kalpte iltihap yapar mı? Kalp krizi riski daha mı fazla oldu Covid aşısından sonra gibi birçok soru var aslında hocam. Covid'den sonra kalp krizlerinin arttığı kesin, onu biliyoruz ama bunun aşıdan ziyade genel kanaatimiz o ki Covid döneminde evde kapalı kaldığımız için, yani dışarıya çıkamadığımız için sağlık kontrollerimizi yaptırmamamız ve bu sağlık kontrollerinin gerektirdiği ilaç ayarlamalarını düzenleyemememizin etkin olduğunu düşünüyoruz. Kardiyologlar da bu fikri paylaşıyorlar. Ama şunu da biliyoruz ki özellikle mRNA aşısı bazı kişilerde, ki bu rakamı net söyleyemiyor olabilirim, binde 2 ile binde 4 arasında, yani 1000 kişiye aşı yapıyorsunuz, binde 2 ile 4 arasında kişide kalp kasında miyokardit dediğimiz iltihap yok. Bu kalp krizi değil. Miyokardit kalp kası iltihabıdır ve bunun mRNA aşılarıyla bağlantılı olabileceği ama 2 ile 3 haftada sonra kendiliğinden geçtiği ve hiçbir şekilde ciddi bir kalp krizi vakası ölümüne yol açmadığına yönelik çok sayıda yayın var elimizde. O nedenle bunu şu anda bir toplumsal tevatür olduğu noktasındayız. Ama pandemi dönemi ve aşı yapılan kişilerle ilgili detaylı bilgiler elimizde birikince bu bilgilerin değişebilmesi her zaman mümkün, iddialı olmamak lazım. Ama bunun aşı karşıtları tarafından çok ciddi bir şekilde kullanıldığını da biliyoruz. Yani geçtiğimiz günlerde Almanya'dan bir haber geldi biliyorsunuz. Aşı sonrasında herhangi bir nedenle damar problemi yaşayanlar, beyin sinir hastalığı veya kalp problemi yaşayanlara Alman hükümeti bir mali sorumluluk sigortası ödemeyi kabul etti. Ama bunların sayısı bütün Almanya hemen hemen mRNA aşısı oldu. Toplasanız 1000 kişiyi geçmiyor. Dolayısıyla 60 milyon üstünde Almanya'nın nüfusu 3-4 kere aşı olduklarını düşünürseniz bu rakamların çok önemli olmadığını, istatistiksel olarak bir anlam ifade etmediğini söylemek mümkün. Ama tekrar söyleyeyim, iddialı değiliz. Verileri görelim, konuşuruz.